Şimdi normalde biz bu gece veya yarın sabah resmi açıklamamızı yapacağız zaten. Yani benim veya Soner'in işte Twitter hesaplarından, sosyal medyadan, basına da bildireceğiz. Sadece televizyonlar filan yayın yapamıyorlar. Yayın yasağı var. YouTube'da yok yayın yasağı bildiğim kadarıyla. Son durum bu nedenle akşamüstü gibi netleşecek olmakla beraber ama İmamoğlu'nun önde olduğu gözüküyor. Aşağı yukarı sizin söylediğiniz civarı biraz altı biraz üstü artık bilemiyorum. Burada bir tek şuna dikkat çekeyim. Eğer yaptığımız anket 2-2,5 puan fark civarı bitecek olursa hata payı içinde kalır. Yani onda nasıl sorumluluk alacağım kestiremiyorum. Ama fark 3-4 puanları geçerse o zaten daha emin olduğumuz bir rakam, bir o fark haline gelecek ki orada bir sıkıntımız olmayacak. Sizinle bir kez bir gece yarısına doğru görüşmüştük. Siz bana şu cümleyi kurmuştunuz. Enver Bey, önümdeki rakamlara bakıyorum. Toplumla paylaşacağım şey tarihi bir risk demiştiniz. Biraz İstanbul'da öyle bir bıçak sırtı gerilimli gece sizi bekliyor herhalde sonuç itibariyle. Şimdi ha o konuştuğumuzda veya 20 güne falan mı 15 güne hatırlamıyorum da. Siz bilmiştiniz ama o zaman. Ha şey diyorsunuz, genel seçimi mi diyorsunuz? Evet, siz bilmiştiniz. Evet, aynen öyle. Şimdi ya araştırmacılıkta ya yaptığınız iş ve kazanacağınız paraya konsantre olacaksınız ya da sonucu doğru bilmeye konsantre olacaksınız. Ben şunu anladım ki, tabii 38 yılın 15. belki 20. yılında şunu anladım ki, seçimi doğru bilmenin en doğru şey olduğu. Çünkü bunun her şekilde maddi manevi bile karşılığının hepsinden fazla olduğunu anladım. Dolayısıyla benim şu kızmış bana, bu kızmış bana veya şu kız bozulmuş, şu bir şey laf söylemiş, şu söylemiş. Hepsinden önce seçim zamanı sonucu doğru bilmeye konsantre oluyorum ve tamamen bununla uğraşıyorum. Onun için biraz da fazla stres oluyor. Özellikle son 7-8 senedir biraz stres yapıyor. Şimdi bakalım bu akşamüstü sizden telefonlaşırız, haber veririm size. Çıkan sonuç rahat yayınlayacağım bir şey mi, yine heyecanlı yayınlayacağım bir şey mi olacak? Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de İstanbul'da ihtiyatlı olmak suretiyle adayların kazanma ihtimali, daha doğrusu Ankara kesin, İzmir kesin, İstanbul'da da Ekrem Bey'in önde olduğu kanaati, Etimesgut'un maalesef Etimesgut mu isim, Etimesut mu onu da bilmiyorum. Orada da bir tartışma var. Neyse. Şimdi Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ve Bakırköy'de ve Şişli'de sorun var mı? CHP açısından yok. Olmaz. Ben var olan tablo için söyleyeyim. Belediye başkanları için söyleyeyim. Yani Şişli dahil dört ilçeyi kazanıyor anladığım kadarıyla. Şimdi sizin saydıklarınız Bakırköy, Kadıköy, Şişli, yani Beşiktaş. Beşiktaş. Yani çok yüksek oy aldığı ilçeleri söylediniz. Yok, oralarda tekrar CHP alır seçimi. Peki Maltepe, Kartal ve Pendik, özellikle Pendik ve Kartal'da büyük sorun olduğu söyleniyor. Doğru mudur bu? Sorundan kastım şu. Hep mevcut belediye başkanı olarak düşünüyorum. Yani Pendik el değiştirir mi, Kartal el değiştirir mi anlamında soruyorum. Şimdi Pendik'teki belediye başkanı, AK Partili belediye başkanı, onun yüksek bir oyu var. Ölçtüm orayı. Onda şey yok. O değişmez. Ondan eminim. Yani hem de bir puan farkıyla değişmez. Aslında şunu söyleyeyim. İstanbul ilçelerin bazı ilçeler hem AK Parti hem CHP'li başkanlar için diyorum. Gerçi CHP her yerde aynı adayları göstermedi ama Sarıyer gibi örneğin. Genelde başkanlar kendi başarılarıyla aday gösterilenler için söylüyorum. Yani bunu hemen bir parantez açacağım. Mesela Sarıyer'de Şükrü Genç'in aday gösterilmemesini hayretle izledim. Stratejik açıdan hayretle. Objektif Evet, çok bakımdan hayretle. güçlüydü çünkü. Çok Şimdi güçlüydü. düşünsenize yani 20 ila 30 arasında bir oy alır. Yani 23 mu alır? 30 mu alır? 25 mi alır? Birkaç kere farklı rakam buldum Sarıyer'de. Ama bağımsız olarak bunu alabilecek birini aday yapmıyorsunuz. Yani inanamıyorum. Ha, CHP 2-3 puan önde olabilir şu anda. Şükrü Genç'in önünde olabilir. İddialar var. Aradan AK Parti çıkacak diyorlar filan. Yani böyle heyecanları neyse yani laf uzadı. Şimdi
İstanbul'daki adaylarla ilgili mevcut başkanlar eğer aday gösterilseydi ki AK Parti bir tek yerde değiştirdi, CHP birçok yerde adayını değiştirdi. Hem İstanbul hem İstanbul dışında. Yani daha sağlıklı sonuçlar alabilirlerdi. Ama şimdiki bu söylediğiniz ilçelere bu bağlamda baktığımızda, şimdi Kartal'da orada da başarılı bir başkan var aslında. CHP'nin başkanı başarılı bir başkan. Fakat eski başkan da çok sevilen, orada popüler bir insan. Yani ben Kartal'ı bir ölçüde biliyorum. Şimdi bağımsız İYİ Parti'den mi, bağımsız mı oldu? O da yarışıyor, evet. Şeyde ya, eski Maltepe Belediye Başkanı Kartal'dan oldu. Ha, eski Maltepe Belediye Başkanı, pardon. Şimdi yani böyle durumlu, böyle pozisyonlarda tabii ki seçim heyecana girer. Ölçmedim Kartal'ı, örneğin bilmiyorum. Ama duyumlarım, merak ettiğim için soruyorum. Güvendiğim saha arkadaşlar var. Anketörler var, organize edenler var. Bilgi alıyorum sürekli. Evet, Kartal'da bir heyecan varmış. Pendik'te o heyecan yok. Maltepe'deki vaziyeti de tam bilmiyorum ama Maltepe'de çok değişeceğini sanmıyorum. Mesela orada da bir başarılı başkan adayı gösterilmedi. Bilemiyorum yani, bunlar nasıl sonuçlar verecek? 2 gün kaldı, göreceğiz. Peki İstanbul'da Fatih gibi, Üsküdar gibi uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu yerlerde ya da Ataşehir gibi Battal Bey'in güçlü olduğu yerde değişim ihtimali var mı? Yok.